الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم عزيز مهمانلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش geldiler. Allohga hamd bo'lsin, Allohga shukronalarimiz bo'lsin. Yurtdagi tinchlikni, vatandagi obod va ozodlikni, oldimizdagi dasturxon ne'matlarini, butun imkoniyatlarimizni bardavom aylasin. Mana shu ne'matlarga nisbatan shukr keltirib, yashash baxtini Allohim barchamizga nasib aylasin. Bu Allohim taborak va taoloning ne'matlariga shukr keltirib, bir kun dunyoni tark qiladigan kuni gavhari iymonlarimiz hamroh bo'lsin. Tort tamamın yelkesine agen günü. Allah'ım rahmet etsin deyilgen mezmun mana dualar berçemizge nasip olsun. Saniyen Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge bir oğlu salavat ve salamlarımız olsun. Peygamberimizin hadisleri de adab, onda tertib, onda intizam, onda mana, onda akıl, onda feraset, onda adalet, onda insaf, onda mihir, onda şefkat, unda yaxshilik, unda ulug'vorlik, unda oliy janoblik. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadislaridan eshitamiz inshaalloh. Muhtaram jamoat, shu oy mana bugun 17-inchilari bo'lsa agar Shavvol oyini mana shu oyda Hazrat Imom al-Buxoriy hazratlarining tavallud topgan oylari. Ba'zi ulamo aytganki, Shavvol oyidan 13 kun qolganda tug'ilganlar degan olimlar ham bor. Agar Ramazon oyi 30 kunlik bo'lsa, Shavvol oyi 29 kunlik bo'ladi. Ramazon agar 29 kunlik kelib qolsa, Shavvol 30 kunlik bo'ladi. Mana shunaqa holat bilan Hazrat Imom al-Buxoriy Shavvol oyidan 13 kun qolganda tug'ilgan edilar deganlar ham bor. Ikkinchi olimlar aytadiki, Shavvol oyini 13-chi kuni tug'ilganlar, juma kuni namoz jumadan keyin deydigan ma'lumotlar ham bor. Har holda mana shu oyda Imom al-Buxoriy hazratlari tavallud topgan ekanlar. Hijriy 195-yil, milodiy hozirgi hisoblarimiz bilan 810-yil 13-chi Shavvol juma kuni namoz jumadan keyin hozirgi Buxoro viloyatini Buxoro shahridagi Bug' deydigan mahallada tavallud topgan ekanlar. To'lasinlar ham. Abu Abdulloh Muhammad ibn Abu al-Hasan Ismoil ibn Ibrohim ibn Mug'ira ibn Bardizba Jofi al-Buxoriy hazrat. Shu 8 ta nomlari qabr toshining ustiga yozilgan. Manbalarda ham asarlarda ham xuddi shu tartibda bayon qilinadi. Abu Abdulloh Muhammad ibn Abu al-Hasan Ismoil ibn Ibrohim ibn Mug'ira ibn Bardizba Jofi al-Buxoriy hazratlaridir. Abu Abdulloh degani kunyalari bu kishini, kunya. Kunya degani qadim ota-bova bir-birini katta farzandni ismini aytib chaqirar edi. Shuni otini kunya deydi. Katta farzandni ismini aytib chaqirishni otini kunya deydi. Arablarda bu ommaviy tus olgan. Lekin qiziq joyi bor. İmam al-Buxoriy uylanmaganlar ham o kishining farzandlari ham bo'lmagan. Bu haqida ma'lumotlar kelgan. Nima uchun o kishini Abu Abdulloh deyiladi unda? Abdullohning otasi degan. Javob shu ekanki, Abdulloh degani Allohning bandasi degani ekan. Abu Abdulloh Allohning bandasini otasi degani. Buni ma'nosi shu ekanki, yer yuzida qancha Allohning bandasi bo'lsa, hammasini ma'naviy otasi degani ekan. Shuning uchun Abu Abdulloh ekan bu kishi. Ikkinchi Muhammad Muhammad o kishining o'zlarining nomlari Muhammad deb otalari shu ismni qo'ygan ekanlar. Abu al-Hasan Ismoil bu kishining otalarining ismlari. Olmani tagiga olma to'kilgan, o'rikni tagiga o'rik to'kilgan, yaxshilardan yaxshilar tug'ilgan hadislarda aytilibdi. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Kimning amali pastlik qilsa, kimning e'tiqodi sustlik qilsa uning nasabi baland bo'lmaydi deydigan hadis bor. Bu ulug'lardan ulug'lar tug'ilgan. Ulug'larni dunyoga kelishi uchun odamni o'zi ulug' bo'lishi kerak bo'ladi. Imom al-Buxoriy hazratlarini dunyoga kelishlariga sabab bo'lgan zot Abu al-Hasan Ismoil hazratlaridir. U kishi otalari Ibrohim ibn Mug'ira. Hazrati Ibrohim ibn Mug'irani bir alloma aytadilar. Bu kishi juda katta boy bo'lganlar, badavlat odam bo'lgan ekanlar. O'liyatib bir gapni gapirgan ekanlar.
Şunca mal topladım elhamdülillah. Malımın içinden bir dirhem ne hem, bir dirhem de gence de kiçkine pul. Bir dirhem ne hem içinden haram boğanını ya ki şubhaligini bilmeyim ben de gene kendiler. Önce malımın içinden bir dirhemin yap şubhaligi yok. Bu geplerini İbrahim İbni Mughira'dan eşitip cüdeyem kiçkine adam ekenliğimini bilip kaldım dediler. Bana şuna hangi paklardan, şuna hangi halallardan dünyaya kekene geldiler İmam el-Bukhari. O kişinin ataları Mughira İbni Berdezbe. Mughira İbni Berdezbe o zamanda Bukhara vilayeti de rehber ekenler. O kişinin ataları Berdezbe. Berdezbe hakkıda. Berdezbe Fars lügatı da dehkan degeni eken. Dehkan. Bu adam dehkan bugün ekenler. Evveli de Zerdoşti bugün ekenler. Ataşperes. Bu kişinin 7. namları da İmam Bukhari'nin 7. namları da Cufi deyken cümle üçüre yaptı. Cufi deyken Yemen'deki Cuf kabilege nispeten eytiledi. Arablar eytiledi. İmam el-Bukhari'ye Arablardan bu kadar bana Cufi deyipti. Bu megen gel. İmam el-Bukhari Arablardan bu megenler. Buna esasi delilleri, hüccetleri var. Oşa zamanlı adeti bu iki. Kim kaysi kabilede imange kegen bosa, oşa kabilenin namını kurtararken Cufi deyilişlerinin sebebi İmam oşa Berdiz ve Hazretleri İmam Bukhari'ni 6. babaları Yemen'den kegen Cuf kabilesindeki şahslardan İslam'ını kabul kıyınakeller. Şunun için Cufi eken. Ve ahirgi namları 8. namları El-Bukhari. Yukarıda itilgendik hazırgi Bukhara vilayetini Bukhara şehrideki Buğdi degen mahallede dünyaya kegen ekenler. İmam el-Bukhari hazretlerini makamları birincisi İmam-ı Dünya'dırlar. İmam-ı Dünya. Bunaka makam, bunaka unvan hiç kimge verilgenmez. Dünya imamı degeni. Hazırgı günde hem bu kişinin kabirlerini ziyaret kılıyetken de Esselamu Aleyküm Ya İmam-ı Dünya deyip kirib borladı. Çünkü evliyanı tirigiga hem o'ligiga ham bir xil salom beriladi. Bu kishi imomi dunyodirlar. Ikkinchi maqomlari. Amiral mu'minin fil hadis durlar. Hadis ilmida amiral mu'minin durlar. Qancha olim chiqqan bo'lsa, qancha alloma chiqqan bo'lsa, kim qo'liga kitob olib yozgan bo'lsa, hammasi Imom Buxoriydan olgan. Sanab o'tamiz. Imom Muslim bu kishidan 11 yoshar kichkinalar. Bu kishi ham ustoz deganlar. Sanab o'tamiz İmom at-Tirmiziy 14 yoshar kichkinalar. Bu kishi ham ustoz deganlar. İmom ad-Dorimiy 24 yoshar kichkinalar. İmom Abu Davud, İmom an-Nasai, İmom Ahmad bin Hanbal. Bütün allomalar bu kishini daho deganlar. İmom al-Buxoriy hazratlari amiral mu'minin fil hadis turlar. 3-chi maqomlari. الحديث الذي لا يعرفه الإمام البخاري ليس بحديث إمام البخاري حضرت لله بالمجان حديث حديث إمستر ديل جنكم إمام البخاري حضرت بالمسألة حديث مسبو معلومات لنا معلوم خلصنا 600 مين حديث كيف أتلقن نفسنا يقطع من جنكم 600 مين تخمينا بو توريشته يا كي 500 كتاب بولاده mana shularning ichidan eng to'g'risi va ishonchligini tanlab olgan ekanlar. O'sha asarlarining otini Al-Jami' as-Sahih deb ataladi. E'tiqod o'z kanali. Yana bilmasdan bexosdan Qur'ondan keyin ikkinchi kitob devormaylik. Bunga ulamoning jahli chiqadi. Bunga olimlarning e'tirozi bor. Qur'ondan keyin birinchi kitob deyilar ekan. Chunki Imom al-Bukhoriy haqida ikkinchi deydigan jumlani ishlatib bo'lmas ekan. Ichida 7563 ta hadis bor. İkinci eserleri El-Adab El-Mufrat İçide 1233 de hadis var. Üçüncü eserleri El-Kadai As-Sahaba ve Tabi'in Sahabeler ve Tabi'inler hayatıdan tarih. Törtüncü eserleri El-Tarih-ül Kebir En katta tarih. Beşinci eserleri El-Tarih-ül Avsat Orta tarih. Altıncı eserleri El-Tarih-ül Azgar Küçük tarih. Bana şimdi hoşçakalın 11 de eserler yaratkenler kim? Yeryüzdeki bütün allameler bu kişiye tembih ediler. Yeryüzünde 59 yılı 8 ay yaşayan ekenler. 59 yılı 8 ay. 870. miladi 28. Ramazan Çarşamba günü Çaşkak beytide. Çaşkak degeni bana şuna hangi 7'ler 8'ler degeni. Çaşkak beytide hazır ki Samarkand vilayetini Kharteng degen cahide alımdan ötken ekenler. O an bana şu cahide defın kılıngendirler. Allah'ım bana şu uluğlarını yol eden bir gün. Mana shu ulug'larning yurtida tug'ilganimizga shukr.
Bir joylarga borib, men Buxoriyning yurtidanman desangiz, o'rnidan turib ta'zim qo'yaryapti, hurmat ko'rsatyapti. Bu odamlar bizni qiyomatgacha yuzimizni yoritib ketgan. Loaqal bu odamlar haqida ozgina ma'lumotlarni bilib qo'yishlik vatandoshlik insofidandir. İmam al-Buxoriy hazratlarini Al-Adab al-Mufrad asarlardan bir hadisi işlemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Lev ittala aleyke raculun bi gayri iznin fehazaftahu bi husatin fefaqa'tahu aynahu fela aleyke cunahun ravahu al-Buxoriy. Bu hadis haram hakkında getirdi. Haram. Haram degeni begona odamni kirishi, begona odamni qarashi, begona odamni kuzatishi mumkin bo'lmagan hududni otini haram deydi. Begona odam kirishi mumkin emas. Qarashi ham mumkin emas, kuzatishi ham mumkin emas. Bettagi ma'no eri xotinchilik qiladigan xona haqida gap ketyapti. Eri xotinchilik qiladigan xonaga hech kimni kirishga haqqi yo'q. Hatto bolalarni ham. Bolalar ham ota-onani oldiga kiriyotganlarda ruxsat so'rab kirsinlar ekan. Otajon kirsanmaydimi? Onajon kirsanmaydimi? Mana shu haram haqida hadis kelgan. Haraminga birov kirib kelsa yoki kallasini tiqsa, bo'ynini tiqsa, jahling chiqib ketib tosh otsang, ko'zini chiqarib qo'ysang, senga gunoh yozilmaydi deganlarni Imom al-Buxoriy keltiryaptilar. Ma'nosi haraminga birov kirib kelsa, bo'ynini tiqsa, jahling chiqib ketib tosh otsang, bunaqa gaplarni hadislarda uchrashi nihoyatda qiyin, nodir, noyob. Chunki dinimizda nafratdan, g'azabdan qaytarilgan. Jahling chiqib ketib tosh otsang degani mana shu matnni ketida, aynan shu matnni ketida Anas ibn Malikni bir rivoyatlar bor. Qisqaroq aytamiz. Payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlarini haramlarda namoz o'qib turgan ekanlar, xonalarda namoz o'qib turgan ekanlar Rasululloh. Birov kallasini tiqibdi payg'ambarimizning xonalariga. O'sha paytda ham bor ekan betamiz. Hozir ham bor. Betamiz degan ajrata bilmaydi degan. Halol qaysi, harom qaysi, yaxshi qaysi, yomon qaysi, to'g'ri qaysi, egri qaysi. Anavrog'i ajratishni istamaydigan odam. Shu odam kallasini tiqdi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam namozni to'xtatdilar deydilar. Anas ibn Malik aytibdi. Devorda kamonni yoyning o'qlari osig'liq turgan edi. Hadiga yoyining o'qlaridan birini olib ko'ziga niqtadilar. Tiqib olaymi dedilar. Mana shuni Imom al-Buxoriy keltirganlar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdek odamni nafratlar o'ynab ketgan ekan, g'azablar chiqib ketgan ekan. O'zi umuman erkak kishida g'azabni bo'lishi bu tabiiy bu. Erkak kishi keskir bo'ladi, g'azabi ham bo'ladi, uni nafrati ham bo'ladi. Ha u narsalar bo'lmasa bo'lmaydi-ku, latta bo'lib qoladi-ku, o'xshamay qoladi-ku. Birodarlar, payg'ambardek odamni g'azablari o'ynagan ekan. Aytyaptilarki, tosh otib ko'zini chiqarib qo'ysang, senga gunoh yozilmaydi. Hay hay hay. Bu gaplar jiddiy gaplar. Dinimizda qadim ma'lumotlarda, fiqh kitoblarida shunaqa ma'lumotlar kelgan. Birovni birov o'ldirib qo'ysa, xunini to'laydi. Beqasdan o'ldirib qo'ysa xonini to'laydi. Bitta odamni xoni 125 ta tuya bilan o'lchangan. Taxminan hozirgi kunimizda 45 ming 50 ming dollarlarga to'g'ri keladi. Lekin birovni birov ko'zini chiqarib qo'ysa ham odamni xonini to'laydi. Alloh azlasin, birovni ko'ziga zarar berishdan, ko'zini chiqarishdan. Yo, birovni ko'zini chiqarish oson ekanmi? Yo, birodarlar. Birovni haramiga kirib kelgan, kallasini tiqqan odam mana shu jazoga loyiq bo'lgan ekan. Onda bu gaplarni to'yda nima qilasiz? Gapirib deydigan o'rinlik savol tug'ilishi mumkin. Javobni eshiting. Hozirgi kundagi kiyov jo'ralik, kelin yangalik, umuman kelin bilan kiyovni o'rtasida atrofda yurgan odamlarning odobi hech dinimizga to'g'ri kelmayapti. Aynisa yanga bilan jo'ra to'g'ri kirib kelar ekan haramiga. Ani yangalar poylab o'tar ekan bir narsalarni. Birodarlar, bu bilan bo'lmaydi bu. Mumkin emas bu. Bu umumiy qadriyatlarga kiradi bu qoidalar. Hatto qo'shnilikda ham mana shu narsalarga amal qilinadi. Masalan, qo'shni xohlasinlar 2 etash qursinlar, xohlasinlar 100 etash qursinlar. Lekin sharti bitta. Bizni haramimizni kuzatmasinlar. E'tibor bering-a, Toshkent shahrida, Samarqandda ham bor, Buxorolarda ham bor. Umuman 1930-yillar, 1920-yillargacha bo'lgan imoratlarga bir e'tibor bering. Kamolon mahallalarida ham bor.
Birertesini köçeke karagen derecesi yok. Birertesini. Ya oylanan bilgen derece koyuşunu. Braderler ette bitti mesele bugün. Haramımını bırak kuzetmesin. Men haramımdan bırak kuzetmeyin. Bana şuna kanka. Kadriyetler, adablar, niyatlar kegen. Elbette bu nerselerini bir oturakta. Hemmesine itip tayyanlığa yetkese bilmeyimiz bunge imkaniyet bulmaydı. Az azdan ayteledi. Bitti bittiden ayteledi. Şayet kulağlarına girip dursa, bunu insaniyet anglesek, çünsek, farzantlarına yem urgetsek, Hazenav Resulullah'dan barchamizga şefaatler nasip olsa. Ey Allah'ım, Resulullah'ın şefaatlerden barchamizga nasip eylegin. Çahar yar ve safadan Allah'ım razı olsun. Ötken alimlerine, ulemalarına Allah'ım rahmet eylesin.